Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle ben Moskova'dan Alper. Bugün yanımda Yağız, Batu, Emrecan, Immortal Zenciden ve Baran ve Mehmet var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk kanka. Anladım. Kanka ilk ben konuşacağım. Tamam konuş. İşte evet arkadaşlar. Bu Ediz benim elemanımdı. Neyse ilk önce ben konuşayım istiyorsan. Şimdi bu Edith gerizekalı salak olmuş bu çocuğu. Benim eski timimdeydi. Bana bekle. Evet işte arkadaşlar bu Edith benim timimde değildi de bu Alper'in timimdeydi. Ya işte bu bas açmayı bile bilmiyordu. İşte biz bunu öğrettik, sonra bu havalandı, seni basarım falan filan demeye başladı. Böyle çok havalanmaya başladı. Çekişkul yapmaya başladı. Sonra ya. Kendi teyimini açtı. Alone Dark diye. Ondan evet. Sonra geçenlerde biz çağrıdaydık. Hatta bizi çağrıya çektiler. Kendi çağrısında Kürşat diye arkadaşı var bunun, bu veledin. 12 yaşında bu Kürşat. Kanka 12 yaşında değil, 10 yaşında. Kanka 11 yaşına girmiş. Aynen, yeni gün almış kanka. 11'den gün almış. Kanka neyse. İşte bu bunlarla vs attım ben. Hatta 2 vs 1 attım. Şimdi bir şey diyeceğim, lafını bölüyorum. Şimdi bu gerizekalı yani en başta sözde sana da bıraktım falan diyordu. Beni yani bana Skype'den isteyen attı. Dedi ben senden özür dilerim falan dedi. Şunu da gösterdim Mehmet. Senden özür dilerim, yok gel birlikte şey yapalım falan dedi. Ben dedim siteyi kendi yoluna dedim. Sana bir daha güven olmaz dedim. Bu gerizekalı götürün bokuyla beni çağırıyor, kendi çağrısında çekip bana söyledi. Şimdi birazdan şu gerizekalı tipsiz Ediz'i göstereceğim. Ama tabi hani bir şey diyemem de tipinden. Yani o bizim tipimizle geçti, dalga geçtiği için. Onun için karışıyoruz tipine. Şimdi burada herkes konuşacak Ediz hakkında. Ve düşüncelerini alalım. Batu senden anladım. Çağır olan. Aynen. Kanki işte bu gerizekalı bastırıyor. Hatta ben bir ara buna bas atmamıştım. Bu bana şey yaptı böyle. Artisteniyordu falan böyle. Şey yapıyordu böyle. Küçük durma falan gelmişti. Yanındaki velet var işte. Ona da buradan böyle selamlar. Hani bastım Batu'yu diye geziyordu. Hocam hani bir şey söyleyeceğim. Çağrı hem orada buktaydı hem de şeydi neyse. Abi hem hani Ediz çakal bir insan ve hani nasıl söyleyeyim aslında o adama nasıl kanıyor şu Kürşat denen çocuk. Oğlum Kürşat, eğer bu videoyu izliyorsan sana şöyle söyleyeyim. O Ediz dediğin senin en çok güvendiğin adam geldi senin bana IP'ni attı. Onu da sana söyleyeyim. Onu da sana Skype'a gelirsen SS'ini gösteririm. Onu da söyleyeyim. Bas dileniyor, sonra geliyor burada hani bas atan kişilere böyle hava atmaya çalışıyor. Ne diyeceksin yani? Diyecek başka bir şey yok Ece. Yani işte öyle bir çocuk. Edis kendi kazancı için annesini babasını bile satabilecek bir çocuk. Şimdi Nure sen konuşacak mısın? Kanka. Ben artık seviyesiz insanlar hakkında böyle şey yapmak istemiyorum. Bela gözlere baksana. Çakın onu! Onu çakın buraya! Onu çakın buraya! Şimdi Berat, biliyorsun eskiden benim timimdeydi. Sonra bana kafa tutup başka bir tim açmıştı. Sen bu orospu çocuğu hakkında ne düşünüyorsun? Bana onu söyle. Annesine silah söylüyorum. Kısmına koyayım. Babasının da annesine soku sikiyin inşallah. Benden bu kadar. Neyse hadi konumuzu tut. Şimdi Baran burada mı? Bir dakika kanka, biraz ben konuşayım. İşte bu dediğim gibi bas kullanmayı bilmiyordu. Her gün bizden bas dileniyordu. Her gün düzenli olarak dileniyordu. Hatta bir ara Alper buna bas atmaz diye ağlayacaktı. Ondan sonra yalnız sadece biz buna bahsa değildi lan, ben de mi? Hayır, benden de istendi. Ya senden de mi istedi? Bundan da istedi, evet, benden de istedi. Dur bir dakika Batu, sus, benim sözümü kesme. Tamam hadi konuşalım. Ondan sonra biz buna bahs açmayı öğrettik işte.
Ondan sonra bu geldi bana kafa tutmaya başladı. Alper'e kafa tutmaya başladı. Ondan sonra bas açıyordu, böyle salak salak konuşuyordu. Anlaştın ne, sevinen bir çocuktu bu. Yeni yapma böyle bir şey. Bir keresinde o böyle birisini basmıştı ama nasıl sevindi biliyor musunuz? Neyse oraya geçeceğim. Bu sonra işte bana kafa tutmaya başladı. Geçenlerde bir tane çağrıya çekti beni. Kürşat X aynı anda ve hatta Alper kanka sen şey biliyorsun değil mi? 2v1 attın ya bunlarla. Ha evet kanka, videosu var. He işte bunların X'iyle aynı anda vs attım. Basıldılar. Ondan sonra Ediz dedi bu senin kendi çağrın. Beni çağrıya çekti, kendi çağrın diyor. Ya işte Ediz böyle videolar falan atıyor ama bilmiyorum biliyor musunuz? Ancak kendi çağrısında bastığı videoları atıyor. Aklı sıra ben bahsediyorum falan filan diye geçiniyor. Hoş geldin bana. Yani böyle bir çocuk. Baran sen de biraz konuş. Sonra videoyu bitirelim. Kanka. Bilen biliyor işte. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Buradan Kürşat ve Ediz'in yapımında katkı sağlayan anne ve babasının tamamına koyayım ben. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Neyse tamam. Ya aynen bir de ona girelim. Premium çekişi falan yapıyor da hiçbirini vermiyor. Dur. Şey zaten onun ifşasını çektik biz. Yani sorun yok. Neyse evet kardeşim, yeter o kadar video çünkü bayağı uzadı. Neyse. Lan niye çözünüz? Neyse. Şimdi ben bir de Edin'in... Bir şey olmaz ya. Edin'in fotoğraflarını gösterelim. Onun hakkında biraz şey yapalım. Şimdi... Evet. Edin'in görüyorsunuz. Tekme atayım. Şuna bak saçlara. Şunun tipine bak. Abi adam sana yemin ediyor. Abi. Şunun. Pişmanın başına gelmesin yemin ediyorum. Amin amin. Şunun burnuna bak ya. Bir şey girmiş gibi. Edin böyle bir çocuk. Yani. Alper. Kanka bu Edin boş boşuna oksijen tüketiyor ya. Benim oksijenim tüketiyor lan bu. Aynen kanka. Kanka ya. Allah'ım ya benim oksijen tüketiyor ya. Kanka deli israfı. Ya işte böyle bir çocuk Ediz. Ediz aklım yani kendi başına bir işler yapıyor. Atmasıyla ben sanırım kralıyım diye geçiniyorum. Hocam kendi çağrımızı biz de adam çekelim. Biz de basalım hani açıkçası. Aynen bak şimdi. Sanal'ın krallarını kendi çağrısına yani bizim çağrımıza çekelim basalım. Sonuna bastık diye geçinelim. Biz bastık diye geçinelim. Kanka bakalım gelecek mi? Dur. Edil böyle bir çocuk işte. Yani kendi çağrılarında basaçan bir çocuk. Yani aslında. Abi, bir de şu şey var ya affedersin. Bunun böyle yanında bir tane köpek var ya. Kürşat mı Batuhan mı? Aynen. Kürşat'la Batu var ya. Hı. Ediz'le falan barışmayacağım dedi. Şimdi de götünü yalıyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ya Ediz aslında şöyle söyleyeyim. Emrecan bir dakika bir şey açma. Şu an çağrıdaki olduğu kişilerden destek çıkarak böyle şey oldu. Yani birden prim kastı gibi bir şey. Yani bu eskiden hiç kimse bilmez bu Ediz'i. YouTuber'dı, benden prim kasardı. Bilmem böyle yapardı. Abi hocam bak sana şöyle söyleyeyim. Şu Ediz tamam mı? Adam gitti sahtecikten prim yapmak için şey yaptı. Yani sahtecikten premium dağıtma şeyi yaptı. Onun da hepsini arkadaşlarına dağıttı köpek. Şimdi gelmiş burada bana artistik çekiyor o çocuk. Ya işte böyle bir olay. Ediz yani dediğim gibi hani eskiden bizim yanımıza büyüyen bir velet, bas kullanmayı bilmeyen ve şu anda az buçuk bile yani şöyle az buçuk yeni yetmelerden bir kademe daha üstünde Ediz. Hani nasıl desem normalde editlersiniz 15.000 desibel falan yazarlar, böyle resim koyarlar sonra yani keklerler ya. Aynı Ediz de öyle bir çocuk. Yani gelip bana diyor 12.000 desibel basın var falan filan diyor. Aslında yani normal izlerle girdiğinde hiçbir farkı yok yani. Bir bas açıyor geri zekalı gibi sesi çıkmıyor. Neyse videomuz bu kadardı. Böyle Allah'a emanet olun. Götemi kayıp. Bay bay. Gangsta.
Gel. I'm gonna go get some food.